Adalet Sarayı'nın C kapısından önce D kapısından girmek isteyen iki terörist orada polislerin GBT kontrolü sırasında tabii terörist oldukları anlaşılınca polislerden kaçmak istiyorlar. D kapısından kaçarak bu bulunduğumuz noktadaki C kapısına geliyorlar ve C kapısında polis güvenlik noktasındaki polislerimizle girilen çatışma neticesinde iki terörist etkisiz hale getiriliyor. İki terörist orada öldürülüyor. Ve tabii o çatışma sırasında 4 vatandaşımız da yaralanıyor. Vatandaşlarımızdan birisi hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede vefat etti. Polislerimiz 3 polisimiz bu çatışmada yaralanıyor. Yaralı polislerimiz ve yaralı olan vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi. Hastanelerde tedavi altına alınmış durumdalar. Ben buradan yaralı polislerimize ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Burada kahraman polisimiz gerçekten güvenlikte bekleyen, adliye kapısında bekleyen güvenlik güçlerimizin özellikle kararlı bir şekilde kahramanlığıyla ve dikkatli davranmasıyla hain bir terör saldırısı, bir faciaya neden olmadan önlenmiş oluyor. Ben buradan polislerimizi, güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Sağ olsunlar. Tabii daha önce de Çağlayan'da biliyorsunuz bir terör girişimi olmuştu. Şehit savcımız Selim Kiraz odasında şehit edilmişti. Bu adliyede olmuştu. Ve bugün de belki aynı hain emellerini gerçekleştirmek isteyen hain teröristler kapıdan girmek isterken kahraman polisimiz tarafından etkisiz hale getirildiler. Değerli arkadaşlar, terörün her türlüsüyle mücadele etmeye, kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben bir kez daha milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bütün yargı camiamıza, adalet camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız da olayı yakından takip ediyorlar, takip ettiler. Onlar da geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Şu anda adli soruşturma tüm detaylarıyla beraber devam ediyor. Soruşturmada bir başsavcı vekilimiz ve 5 Cumhuriyet savcımız görevlendirildi. Çeşitli gözaltılar var ve bu gözaltılar çerçevesi içerisinde adli soruşturma sürmeye devam edecek. Şu anda 34 gözaltı var. Tüm detaylarıyla soruşturma 5 Cumhuriyet savcımız ve bir başsavcı vekilimizin koordinasyonunda devam ediyor arkadaşlar. Şimdi efendim? Hayır, 3 polisimiz yaralandı. Durumları iyi. Hastanede tedavi ediliyorlar. 4 vatandaşımız yaralanmıştı. Vatandaşlarımızdan biri hastanede vefat etti. Diğer 3 vatandaşımızın hastanede sağlık durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Bir vatandaşımız, bir kadın vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da bir kez daha başsağlığı diliyorum. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tüm teröristlerin üzerinde yakalananlar, tüm detaylarıyla hepsi adli soruşturma kapsamında hepsi incelenmeye devam edecek. Şimdi bir akrabalık bağı tespit edilemedi değerli arkadaşlar. Bu iki teröristle ilgili emniyetimizin de yaptığı çalışmalar ve adliyede de bunların suç kaydı ile ilgili çalışmalar hepsi titizlikle sürdürülüyor. Bahsettiğiniz terörist, etkisiz hale getirilen erkek terörist 2004 yılında silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza alan birisi ve 15 yıl cezaevinde cezası infaz edilmiş olan Birisi 15 yıl cezasını terör örgütü üyeliğinden çektikten sonra cezası biten biri. Bakalım, diğer kadın teröristin ablasının burada yargılandığı söyleniyor. Şimdi kadın terörist de yine terör örgütü üyeliğinden davası Yargıtay'da devam eden birisi. O da o dosya bakımından 4 yıl 2 ay cezaevinde tutuklu kalan birisi. Ablasının ya da kardeşinin de bugün itibariyle aynı terör örgütü üyeliğinden Ağır Ceza Mahkemesi'nde, yani bu adliyede 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması söz konusuydu. Bu belki o hain emellerine ulaşmak için kapıdan girebilselerdi belki orada daha büyük bir terör eylemine girişmiş olabileceklerdi. Tüm bunlar önlenmiş oldu. Ben kahraman polislerimizi bir kez daha tebrik ediyorum değerli arkadaşlar. Yani burada çok dikkatli davranarak hem burada büyük bir terör eylemini önlemiş oldular. Tabii yaralanmaları pahasına bunu yaptılar. Kendilerine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimize, yargı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Arkadaşlar şimdi değerli arkadaşlar tüm bunlar adli soruşturma çerçevesi içerisinde değerlendirecek hususlar. Öncesi, sonrası, önceye yönelik kamera kayıtları, bu teröristlerin önceki durumları, nerelerde, kimlerle irtibatlı oldukları, tüm bunlar adli soruşturma kapsamında incelenecek, araştırılacak hususlardır. Bunlarla irtibatlı olanlar, irtibatlı olduğu düşünülenlerle ilgili 34 gözaltı var şu an itibariyle. Tüm adli soruşturma kapsamında bunlarla irtibatlı olan ve bu terör eyleminde rolü olan kişiler elbette ki ortaya adli soruşturma neticesinde çıkarılacaktır. Evet, serbest bırakılma değil, SEGBİS ile ilgili bir hak ihlali başvurusunda bulunmuş 2020 yılında. SEGBİS ile ifadesinin alınmasından dolayı Anayasa Mahkemesi'nde bir ihlal kararı söz konusu olmuş. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. Hepimize geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun.